Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün size bir airdrop videosu çekeceğim, anlatacağım, bir airdrop'u anlatacağım. Eee airdrop'ta hediye edilecek coin'in ismi epe NFT. Epe NFT diye bir coin. Önce epe NFT coin neymiş ona bir bakalım. Bu hediye edilecek coin. Yani elinizde tutmanız gereken coin'ler farklı. O coin'leri elinizde tutarsanız Ape NFT adlı size bir coin ne yapacaklarmış? Hediye edeceklermiş. Fiyatı şu an bol, bol sıfırlı. 3005 yazıyor. Bol sıfırlı bir fiyatı var. Arzı maşallah, subhanallah çok yüksek. 999 trilyon gibi bir max arzı var. koyun e, ne zaman çıkmış? Coin daha 21 Mayıs'ta çıkmış sanırım. Şöyle bakayım. Evet 21 Mayıs'ta çıkmış coin. Sonra bakalım neyimiz var, ne var anlatabileceğimiz. Piyasalarda hangi piyasalarda varmış burada? Burada sadece Hu 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 o bir global borsasında var. Huabi global borsasında var. Eee ne zaman olmuş bakalım ICO'su? Evet 20 Mayıs'ta zaten ICO'su yapılmış. Daha sonra başka söylememiz gereken bir şey var mı? Şu an herhangi bir ekosisteme bağlı gözükmüyor veya bilgisi girilmemiş. tabi yeni bir coin olduğu için belli anlaşmalar yapıyor olabilir. Sadece burada dikkatimizi çeken olumsuz olan ne? Max arzı çok yüksek. 999 trilyon adet varmış burada. Şimdi Apen ee, Apen ee, hangisiydi o? Bir dakika şunu kapatalım ha. Apen NFT diye şurada Apen NFT, Apen NFT.org diye bir web sitesi var burada diyor ki e, biz diyor en fiti yapacağız tcd20 btc ethereum e, Pardon çok özür diliyorum şimdi hangi koyunlara bakalım bir dakika şuradan düzeltelim yanlış olmasın Hatta şuradan direkt Medium sayfasını açalım Heh, burada tanıtım sayfası var buradan direkt okuyalım Twitter adresi burası arkadaşlar bu Twitter adresini takip etmek isteyebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Tabi bizim para havadis Twitter adresini takip etmeyi unutmayın bu arada. Şimdi şuradan bakalım. En baştan okuyalım şuradan. Hatta ben birini Türkçe'ye çevirdim sizin için. Hangisi şurada? Evet. Ee, ilk i̇lk dağıtımı ne zaman yapacakmış? İlk e, dağıtımı ne zaman yapacakmış? 10 Haziran 2021'de 12 UTC diyor. Türkiye saatiyle öğleden sonra saat 3'e denk geliyor. Artı 301. E, UTC artı 300 abi biz. Ne yapacak? Saat 15 civarında değil mi? 15 civarında UTC e, 15 civarında dağıtımı yapacakmış. 9 trilyon 999 milyar 900 milyon adet 10 Haziran 2021'de Türkiye saatiyle e, saat 3'te dağıtımı yapacakmış ilk dağıtımı. İkinci dağıtımı yine 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 12'de Türkiye saatiyle 15'e denk geliyor ortalama 10 Haziran 2023'e kadar burada 1 trilyon 666 milyar adetinde yapacakmış burada. Peki bunları yapmak için neler istiyormuş abi? E, toplam dağıtılan toplam dağıtılan coinleri bakın burada yazmış hangi coinleri desteklediği. BTC, Ethereum, TUST, TRX, BTT, JST. Burada ne var abi? Zaten TUST'u zaten tutuyorsun abi. Ethereum'u zaten tutuyorsunuz. Bitcoin'i zaten tutuyorsunuz. TRX'i zaten anlaşmıştık. TRX Tron'un cüzdanı diye oradan tutuyormuştuk. Tutuyor demiştik. Burada BTT BTT için tutabilirsiniz. Hani BTT elinde BTT tutanlar varsa ki büyük ihtimal zaten çoğu arkadaşımız BTT'de terste kalmıştı biliyorsunuz. Defalarca uyarmıştık. Koşan peşinden gitmeyin diye. Yani BTT'nin senaryosu şu an yükseleni o görünse de çok iyi bir yere gideceği gözükmüyor. Yani şu en alan arkadaş için burada bu airdrop'a girmesinde mantık var diye düşünüyorum. Normalde airdrop'a girme biliyorsunuz airdrop haberi çıktığında coinler yükselir. Airdrop'tan sonra düşer. Ama bu da çok baba coinler var. Şimdi yani koskoca BTC e, yeni çıkmış bir APNFT NFT airdrop'unda yer alacak diye düşecek hali yok. O yüzden buradaki airdrop mantığı biraz daha mantık, biraz daha böyle rahat. Yani bunu elinizde tutuyorsanız bir sıkıntı yok. İki gün sonra bu NFT coin bundan e, ne diyeyim? belli bir süre sonra belki yine prim yapabilir. Şu an baktığınızda zaten tamamen sıfırlı. Burada katılmanızın veya katılmamanızın bir zararı yok gibi gözüküyor. Bu koyunları zaten şuradaki yazan koyunları zaten elinizde tutuyorsanız buradaki yazan koyunları elinde tutuyorsanız ve kısa vadede satmayı düşünmüyorsanız bu coinlere bu koyuna coin e girebilirsiniz. Şu an yaklaşık olarak ayın 10'undaysa 5 buradan var, 10 var. 10 15 günlük bir süre var bu eee katılmak için. Bunu şu an henüz hangi borsaların desteklediği ile ilgili bir haber var mı bakalım haber var mı ee, şu an yok şu an sadece söylediğim gibi Huba Hubai Hubo Hubai Huba bu borsanın ismi de bir türlü söyleyemem Huo Huobi Global borsasında yayınlandığı için şu an sadece destekleyen Huobi Global borsası gibi gözüküyor ama işte Tron gibi Tron gibi BTC gibi BTT gibi Ethereum gibi büyük e, tokenların da yer aldığı biyans borsası bunu destekler mi destekler mi, mi? bakacağız desteklerse e, bu coin iyi prim yapar gibi geliyor apple e, e, nft vakfı tarafından diyor bak burası bir vakıfmış zaten vakıf kurumuymuş o yüzden hani böyle uzun vadede ben zaten bu token hani şu tokenları zaten coinleri zaten elimde tutuyorum apple e, nft de bana bedavadan gelsin o bedava coin de zaten acelem yok uzun vade tutuyorum tutarım derseniz de buradaki airdrop'a katılmanız mantıklı. Şimdi ben bu videoyu ve bu dokümantasyonları para havadis web sitesinde airdrop konusu başlığı altında paylaşacağım. Oradan da bu coinlerle ilgili bu app'in NFT'nin e, airdrop ile ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Güncelleştirmeleri takip edebilirsiniz. Burada zaten ee, aynı metni ben komple oraya aldığımda zaten siz zaten bu daha bu bu siteyle müteyle pek hani aramaya gerek kalmaz. Yine buradan anlık bildirimleri almak için bu app'in app app, app, e, NFT, app e, NFT artık neyse app e, e, şeyine katılabilirsiniz abi airdrop'una katılabilirsiniz. Burada e, işte diyor ki farklı borsalarla farklı anlaşmalar yapıyorum. Ivır zıvır diyor. Pornix'le ıvırla zıvırla. Burada işte Polonix Exchange yani bu Polonix yayınlanmış mesela Polonix borsasında. Bir de şuradaki BitTuru borsasında da herhalde yayınlanacak burada gibi gözüküyor. henüz coin market kapa düşmemesine rağmen. Yani o uzun vade BitTuru da yayınlanmış Bakın uzun vadede elinizde tutabileceğiniz e, bedava geliyor sonuçta bu coin'ler. Yani bedava gelen bir coin'i niye böyle bir airdrop'a katılmayasın ki yani bedava coin abi niye katılmayasın? ben mesela elimdekilerle katılacağım. Benim zaten videolarda biliyorsunuz şu koyunları zaten emekli cüzdanı dedim. cüzdanı tut. BTC'yi artık satmayı satmıyorum sadece alıyorum. Ethereum'a çok takılmıyorum sizin kararınız. İşte tutuyorsanız yeterli uzun var tutuyorsa o da sizin tercihiniz. E, TUS zaten baba hesaplarımızda zaten var dolar alıp satıyor. TRX Tron TCR 20 anı tokunu demiştik. Uzun vadede çok bizi güldürecek demiştik. Benim şahsi düşüncem tabi bu. Bu zaten benim emekli cüzdanı tutuyorum. BTT e, Türkiye'de herhalde olup da elinde BTT tutmayan yoktur herhalde. Benim de çok düşükten aldığım BTT'ler var onlardan kar almıştım geri kalan duruyor mesela onu da tutuyorum. Sadece CST yok elimde CST de bilmiyorum işte siz artık hangisini tercih ederseniz ona göre bakabilirsiniz. Tabi buraya baktığımızda TRX'i en fazla veriyor. Yani burada TRX coin'ini TRX coin'i tercih hani elinizde TRX coin'i bu işe girmek Evet yani burada elinizde TRX varsa biraz daha avantajlı gözüküyor burası. Elinizdeki TRX biraz daha avantajlı gözüküyor. Çünkü airdropta dağıtılacak toplam miktarın işte 9 trilyon dağıtılacaksa e, elinde airdrop TRX airdrop duranların %40'ını kadar dağıtacağı gözüküyor burada. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, ıvır zıvır işte onlar atlıyor. Işte buradaki borsalardaki cüzdanları da tutmanız lazım. Ivır zıvır diye bir anlatım var orada. Burada önemli olan biz sürekli Binance borsasını kullandığımızdan siz Binance Borsası'nın bunu destekleyip desteklemeciyle ile ilgili bir haber var mı yok mu ona bakacağız. Size onu da göstereyim. Şimdi Binance'e girdiğinizde özellikle burası TR'ye çeviriyor. TR'ye çevirince şuradaki haberleri geç alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan Türkçe'ye yapıp buradan İngilizce'yi seçmeniz lazım. İngilizceyi seçtiğinizde o site İngilizce oluyor. Bakın farklı bir site geldi. Hani şu ana sayfadaki görsellerde şuradan more dediğinizde burada new crypto listing var mesela. Max'la ilgili bir açıklama var. Önce buraya düşüyor haber. Haber önce buraya düşüyor. Daha sonra ne oluyor abi? Daha sonra Türkçeye çevrilip belki bazen ertesi gün Türkçe sesinde yayınlanıyor. O yüzden burada şurada bu economic support, economic Encano Cement ne zıkkımsa işte oraya giriyorsunuz. Burada AirDrop sekmesi var. Buradaki AirDrop sekmesinde son desteklediği AirDrop'lar var. Mesela VRT, MLTX, bakın FET'le desteklemiş. XCM, ZEM'i biliyorsunuz girmiştik. XCM, ZEM kadar oldu yani fiyatı. O yüzden burada o sekmede bunu İngilizce'ye çevirdikten sonra burada AirDrop'a tıklıyoruz. AirDrop'tan da buradan anlık olarak bunları görebiliyoruz veya Binance'in Twitter adresini, İngilizce Twitter adresini e, takip edip bildirimleri açarsanız da oradan da ne yapabilirsiniz abi? Onu nasıl yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. Şuradan anlatayım hemen. Buradan Binance'e giriyoruz. Binance'in İngilizce adresine takip ediyoruz. Şuradan tüm bir şuradan bildirimleri kap bildirimleri tıklıyorsunuz. <laughs> Bunu cep telefonunda yaparsanız tüm bildirimleri diye seçenek çıkıyor. O tüm bildirimlerimin en üstteki herhalde onu mu seçiyorsunuz? Ya tüm bildirimlerle ilgili bir şey seçiyorsunuz. Tüm bildirimleri almak için anlık bildirimleri buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Eee Başka söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Ee, dediğim gibi yani BNC'nin İngilizce kısmındaki e, duyurulara bakarsanız daha hızlı piyasadan haber alırsınız. Bugün sizinle bir e, airdrop daha tanıttık, anlattık. Yine bu e APNFT ile ilgili airdropu gerek Twitter adreslerimizden. Twitter adresimiz ne abi? Para Havadis kanalı. Bak buradan bunu takip ediyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Burada da işte Telegram grubumuzdan, YouTube kanalımızdan ve web sitemizden. Parahavadis.com internet sitemizden bilgilerini vermeye devam edeceğiz. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.